Kuzinemiz daha çok gidiyor. Köylülerimiz çoğunlukla kuzine alıyorlar. Şehir kısmında olanlar da dik soba alıyorlar. Çarşambaya doğal gaz gelecek deniliyor. Evet. Bu sizin satışlarınızı da etkileyecek mi? Bizim satışlarımızı etkilese bile köye olan satışımız bence aynı devam eder. Ama şehir içindeki olanı tabii ki etkileyecek. Normalde etkileyecek. Bu sene etkiledi mi? Bu sene şu anda doğal gaz verilmedi. Ama dik sobada biraz azalma var. Şehir içinde olan sobada, ama her zınada aynı şekilde soba satılacak diye bir şey yok. Haliyle bir soba gidiyor en az 5 yıl 10 yıl gidiyor. Bu 250 lira değil, buna 230 lira diyor. Evet. Sen hangi sosyalizm alacaksın? Ne olasın, bir daha Vimak'ın mı da 250? Vimak'la evet. Parfaitle şimdi alalım. Şöyle, bunun firması farklı firma. Bunun firması farklı firma. Bir zaman parçasını bulabiliriz, onu da bulabiliriz. Ama bunu ne yapmış? Çekmeceli yapmış. Bu da kapaklı yapmış. Bu da kapaklı yapmış. Yani fark bu. Kömür sobalarını yatarken kömürü 2 saat, 3 saat önce atmaları gerekiyor. Yatmalarını yakında yakıyorlarsa mesela kömürden zehirlenme oluyor çoğunlukta. Odundan kolayına bir şey olmaz haliyle. Yatarken kömür atmasınlar özellikle. 2 saat önce kömür yanmadan da yakılmasın soba. Yatılmasın en azından yani. Nasıl yakıyorsunuz? Önce kömür atıyoruz biz. Ondan sonra fındık kabı falan odun koyuyoruz. Üzerinden tutuşturuyoruz. Üstünden mi tutuşturuyoruz? Üzerinden. Orta kısmından tutuşlanıyor. Dik sobalarda böyle. Dik sobalar. Peki kuzine sobalar? Kuzine sobalarında ön kapağından, önünden açılıyor. Hı hı. Önden tutuşlanabiliyor. Bazı dik sobalar derin kuzinelerde de yine ortasından. Onun ortasında üfleme yeri vardır. Orta kısmından tutuşlanabiliyor. Elektrik parası.